Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 27 Temmuz 2023 Perşembe, dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye, Filistin konusunda devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor Ankara'da. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. İstanbul'daki Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2023'e ikinci gününde de yoğun ilgi vardı. Fuarda ikili görüşmeler, protokoller yapıldı. Türkiye ile Tacikistan arasında askeri mali işbirliği anlaşması imzalandı. Fuardan izlenimler alacağız birazdan Aslan Karşı'dan. Türkiye ve Azerbaycan İDEF 2023'te çok önemli bir anlaşmaya imza attılar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında SU-25 Modernizasyon İşbirliği Protokolü imzalandı. Detayları Fatih Avanos'tan alacağız. Yunanistan'da sevgili seyirciler, son 13 günde 600'den fazla yangın çıktı. 9 gündür orman yangınının söndürülemediği Rodos genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Duygu Tuncer Rodos'tan Necat Ahmet Gümülcü neden yayınımıza katılacak. Yangınlarla ilgili son durumu alacağız. Türkiye'de de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Antalya'nın Kemer ilçesi pazartesi alevlere teslim oldu. O günden beri mücadele 4. gününde orman yangını yaklaşık 200 hektarlık alanı etkiledi. Onur Altan muhabir arkadaşımız Kemer'den son durumu aktaracak birazdan. Sevgili seyirciler, tahıl anlaşmasındaki belirsizlik sürüyor. NATO-Ukrayna Konseyi Karadeniz Tahıl Anlaşması gündemiyle toplandı. Tahıl koridoru girişiminden çekilen Rusya ise Ukrayna'nın lojistik altyapısına saldırılarını sürdürüyor. Buğday fiyatları da dünyada sıçradı. İşte Rusya-Ukrayna cephesine son gelişmeleri de Moskova muhabirimiz Uğur Keleş'e soracağız. Özbekistan'da yılın ilk yarısı hava yolları sektörü için oldukça verimli oldu. Bu süreçte tam 8 havayolu şirketi faaliyete başladı. Özbekistan gündeminden notları da Şahrukbek Alimov'dan alacağız. Başlıyoruz. FETÖ'nün devlet içindeki uzantılarının önemli bir kısmını tasfiye ettik. Mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürüyor. Bölücü terör örgütüne katılım neredeyse durma noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde Polis Meslek Yüksekokulları mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini ve o gece verilen mücadeleyi hatırlattı. İnsanlık böyle bir ihanet görmemiştir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan, önce Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi. Ardından da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti. Yunanistan'da son 13 günde 600'den fazla yangın çıktı. 9 gündür orman yangınının söndürülemediği Rodos genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Volos ve Lamia kentlerinde çıkan yangınlar da kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerleri için tahliye emri verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşına gönderdiği mesajda yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu. İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü son bulmuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliye kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri bir çocuğu başından vurarak öldürdü. Çocuğun kimliği ve yaşına ilişkin bilgi verilmedi. Azerbaycan, Hindistan'ın Ermenistan'a silah tedariğinden rahatsız. Bakü, Hindistan Büyükelçiliğine bu durumu bildirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşavir Hikmet Haciyev, Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi Sritharan Madhusudhanan'la görüştü. Almanya'nın Hessen eyaleti 8 Ekim'de seçime gidiyor. Aşırı sağ parti AfD'nin oyları %20 bandının üzerinde. Almanya'da ırkçılık ve Müslüman düşmanlığı hızla artış gösteriyor. İslam karşıtı ve ırkçı Danimarkalı Vatanseverler adlı grup Türkiye ve Mısır Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırdı. Olaylar sırasında Danimarkalı polislerin saldırganları koruduğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler tepki çekti. Birleşmiş Milletler'de kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan önergeyi kabul etti. Avrupa Birliği, Rusya ve Avustralya saldırıları kınadı.
NATO-Ukrayna Konseyi Karadeniz Sahil Anlaşması gündemiyle toplandı. NATO ülkeleri Türkiye'nin ve diğer müttefiklerin anlaşmayı canlandırma amaçlı çabalarını memnuniyetle karşıladı. Sahil Anlaşması'nın sona ermesinin ardından Rus donanmasının Karadeniz'deki faaliyetlerinde de artış gözlendi. Moldova, ülkedeki Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının sayısının azaltılmasını talep etti. Moskova talebe tepki gösterdi. Türkiye'nin kırmızı listede aradığı teröristler Zübeyir Aydar ve Adem Uzun Belçika'da ortaya çıktı. İki terörist, terör örgütünün elebaşı Öcalan lehine Brüksel'de yapılan gösteriye katıldı. 26 Eylül 2023. Sayısız darbe girişimi yaşanan Afrika ülkesi Nijer'de ordu yönetimi el koydu. Bir grup asker Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'un görevden alındığını savunan bildiri okudu. 56 ünlü şarkıcı Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda David ismini almıştı. ABD Kongresi'nde gündem UFO'lardı. Kongredeki oturumda konuşan 3 tanık ABD hükümetinin elinde insan yapımı olmayan araçların olduğunu iddia etti. Gündemden başlıklar böyle, detaylarına bakacağız. Birlikte sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan önce Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi. Ardından da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti. Önce Filistin konusu, ardından Çin'le ilişkiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Beştepe'de bir araya geldi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Filistin'in Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı. İsrail güvenlik güçlerinin ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Erdoğan, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekti. Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye uygulanan ablukayı kabul etmediklerinin altını çizdi. Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı. Erdoğan daha sonra Ankara'da temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Evet, hayli yoğun programı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gölbaşı Polis Akademisi'nde polis meslek yüksekokulları mezuniyet törenine de katıldı. Törende konuştu Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini ve o gece verilen mücadeleyi hatırlattı. İnsanlık böyle bir ihanet görmemiştir dedi. Düzensiz göçle mücadeleye de değindi Erdoğan. Muhalefetin sığınmacılara yaklaşımını eleştirdi. İnsani bir yaklaşım değil ifadesini kullandı. FETÖ'nün devlet içindeki uzantılarının önemli bir kısmını tasfiye ettik. Mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürüyor. Bölücü terör örgütüne katılım neredeyse durma noktasına geldi. Emniyet teşkilatının başarılarına vurgu yaptı. Terörle mücadelede gelinen son noktayı paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü söyledi. İnsanlık böyle bir ihanet, böyle bir alçaklık görmemiştir. Hal böyleyken 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan polis meslek mezuniyet töreninde konuştu. Gündeminde muhalefetin sığınmacılarla ilgili söylemleri vardı. Bizi ensar olarak gören bu kardeşlerimize ne yazık ki ülkemizde ana muhalefetin yaklaşımı insani bir yaklaşım değildir. İslami bir yaklaşım hiç değildir. Konuşmasını yapmak üzere komiser yardımcısı Erdoğan sığınmacılara yönelik nefret söylemlerine de tepki gösterdi. Müslüman Türkiye yakışmaz dedi. Sığınmacılara yönelik nefret söylemlerine prim vermek bir Müslümana,
Bir Müslüman Türk'e yakışmaz. Burada çizgimiz son derece nettir. Ne güvenliğimizden taviz vereceğiz, ne vatandaşımızı sıkıntıya sokacağız, ne de milletimize lütfen buna dikkat edin, Boraltan Köprüsü faciası gibi utançlar yaşatacağız. Sığınmacıların geri dönüşüyle ilgili yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin verileri paylaştı. İki ay önce temelini attığımız konut projesi kapsamında ise 240 bin ailenin, yani 1 milyon sığınmacının geri dönüşünü hedefliyoruz. Bir taraftan bu adımları kararlılıkla atarken, diğer taraftan düzensiz göçün engellenmesine yönelik çabalarımızı yoğunlaştırdık. Son iki ayda 36 bin düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 16 bini sınır dışı edildi. Kalanların işlemleri devam ediyor. İnşallah bu meseleyi kültürümüze, inancımıza, hukuka ve hakkaniyete uygun bir şekilde hal yoluna koyacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis meslek yüksekokullarında 6. dönem eğitimlerini tamamlayan 2089 polis memuruyla 16 farklı ülkeden toplam 87 misafir öğrenciyi tebrik etti. Dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. Kudüs'e gideceğiz şimdi. Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller sürüyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı öncülüğündeki Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Türkiye baskını kınadı. Enes Boyraz muhabir arkadaşımız Kudüs'te. Ondan alalım en sıcak bilgileri. Coşkun Özen, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık birkaç saat önce fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bizler de şu anda o baskının düzenlendiği kapılardan birindeyiz. Burası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan El-Kaptani'nin kapısı, yani Pamukçular Kapısı olarak bilinen kapı. Bu kapı en hareketli kapılardan birisi. Şu anda kameraman arkadaşım Erkam Karakaya ekranlara getiriyor. Kapıya İsrail polisi tarafından barikat kurulmuş durumda ve Müslümanların içeriye girilmesine hala izin verilmiyor. Baskın düzenleneceği sırada başladı bu Müslümanların içeriye alınmama durumu ve şu anda da devam ediyor. Az önce burada büyük bir yığılma vardı, yaklaşık 5-10 dakika öncesine kadar. Fanatik Yahudi yerleşimciler de burada Filistinlilere karşı sözlü sataşmalarda bulunuyorlardı ve gerginlikler yaşanıyordu. Şu anda kapıdan bazı kişileri aldılar, Filistinlileri. Ancak gördüğünüz gibi tekrardan barikatları kapatarak İsrail polisi Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi. Tabii bugünkü baskın, senin de belirttiğin gibi Coşkun Özen, Ulusal Güvenlik Bakanı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir öncülüğünde gerçekleşti ve polis korumasında gerçekleşti. Diğer baskınlarda da olduğu gibi Mescid-i Aksa'nın statüsü ihlal edildi ve İtamar Ben-Gvir içeride bir video çektiği bir videoyu paylaştı. Bu videoda burayı Mescid-i Aksa'yı tapınak tepesi olarak tanımlayarak burada kontrolü tekrar ele almamız lazım şeklinde ifadeler kullandı. Tabii bu provokasyon gerginliği bir nebze arttırdı. Çünkü burası sadece Filistinliler için değil Mescid-i Aksa, tüm Müslümanlar için kutsal bir yer, ilk kıble, Müslümanların ilk kıblesi ve bu tarz açıklamalar, bu tarz provokasyonlar geçmişte de birçok kez gerginliğe yol açtı. Uzun süreli gerginliğe yol açtığını hatırlıyoruz. Bizler Ramazan ayında da buradaydık, geçtiğimiz Ramazan ayında TRT Haber ekibi olarak Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara şahitlik etmiştik. O zaman çok sert müdahaleler olmuştu. İçeride teravih namazı kılındığı sırada namaz kılanlara yönelik de saldırılar gerçekleşmişti. Bugünkü duruma tekrar dönecek olursak, sabah saatlerinde düzenlenen baskına 1700'den fazla aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimci katıldı. Polis korumasında gerçekleşti bu baskın. Tekrar altını çizelim ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir yaptığı açıklamalar zaman zaman gerginliğe yol açan bir isim kendisi. O da baskında yer aldı. Onun öncülüğünde yapıldı diyebiliriz aslında. Şu anda Mescid-i Aksa'ya girişler hala kapalı. Önde barikatlar var. Müslümanların girişine izin verilmiyor. Bazı
zaman zaman birkaç kişinin girişine izin verildiğini gözlemledik. Ancak barikatlar tekrar kapatıldı ve girişlere izin verilmiyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da durum bu şekilde Coşkun Özen. Enes Boyraz, birkaç sorum daha olacak sana. Tabii İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü son bulmuyor. İşte en son Batı Şeria'nın Kalkilye kentinde baskın düzenledi. İsrail askerleri bir çocuğu başından vurdu. Biraz önce haberlerimizde aktardık. Türkiye de aslında bölgede barışın tesisi için devrede. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'daydı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye dün Ankara'daydı. Filistin Devlet Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler. Aslında İsrail Başbakanı Netanyahu da yarın Ankara'da olacaktı. Ancak sağlık nedeniyle bu ziyaret ileriki bir tarihe ertelendi. Daha sonra planlanacak. Türkiye çabalarını sürdürüyor ama bir yandan da tabii zulüm devam ediyor bölgede. Biraz bu konu hakkında da görüşlerini almak isterim. Öte yandan tabii yargı reformu, yargı düzenlemesi İsrail'in en büyük problemi. Günlerdir protestolar devam ediyor. İç savaş tehlikesinden söz ediyor muhalefet İsrail'de. Buna ilişkin de birkaç cümle almak isterim. Batı Şeria'da Kalkilye kentinde düzenlenen baskında senin de belirttiğin gibi bir çocuk başından vurularak öldürüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı bunu duyurdu. Tabii uzun zamandır İsrail yargı reformu konusundaki protestolarla başı dertte. İsrail'in en büyük, İsrail tarihinin en büyük siyasi krizlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Batı Şeria'daki, işgal altındaki Batı Şeria'daki bu tarz baskınların, bu tarz ihlallerin de iç sorunları unutturmaya yönelik, iç kamuoyuna işte şu şekilde burada bir güvenlik sorunu var, bizim önceliğimiz güvenlik, yargı reformu değil şeklinde bir mesaj verildiğine yönelik yorumlar yapılıyor İsrail basınında, özellikle İsrail solu tarafından. Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümet yargı reformunu bu yılın başında getirmişti, bunu yapacağını açıklamıştı. Ancak bu yargı reformu bir paket halinde değil, yasa tasarıları halinde Coşkun Özen. Bu yasa tasarılarından biri, ilki geçtiğimiz pazartesi günü meclisten geçirildi ve bu yasa tasarısı neydi? İsrail hükümetinin aldığı kararları İsrail Yüksek Mahkemesi'nin durdurmaya yönelik bir yetkisi vardı. Bu yasa tasarısıyla beraber, geçen yasalaştı tasarıyla beraber Yüksek Mahkemenin İsrail hükümeti üzerindeki kontrolünün kaybolduğuna yönelik yorumlar var. Buna da yönelik tepkiler var. Gösteriler 29 haftadır devam ediyor. Bu önümüzdeki cumartesi günü de evet, 30. haftaya gelecek. Senin de belirttiğin gibi Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'deydi. Hamas siyasi büro şefi de aynı şekilde Türkiye'deydi. Türkiye'nin Mescid-i Aksa konusundaki hassasiyetini bir kez daha vurgulandı. Tabii en yüksek kademeden. İsrail Cumhurbaşkanı da gelecekti. Ancak pazar günü geçirdiği kalp ameliyatı dolayısıyla kalbine pil takıldı. Bu ziyaret ertelendi. Tabii Mescid-i Aksa'da olan olaylar sadece Filistin'i etkilemiyor. Filistinliler için çok önemli. Ancak bütün Müslümanlar için burası önemli. İlk kıblesi Müslümanların. Bu noktada burada yaşanacak bir gerilim bütün İslam dünyasında tepkilere yol açabiliyor. Enes Boyraz Kudüs'ten paylaştı. İşte bu sıcak gelişmelerin detaylarını Avrasya gündeminde sıcak noktalara gitmeyi sürdürüyoruz. Rodos'a gideceğiz şimdi. Günlerdir devam eden orman yangınında son durum ne? Duygu Tuncer muhabir arkadaşımız karşımızda. İşte arkada da görüyoruz yangından etkilenen bölgeleri. Evet Duygu Tuncer, sendeyiz. Rodos'ta yangın 9. gününde devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları yok da bir işte, yandan evet, devam ediyor. Evet Duygu Tuncer. Beni duyabiliyorsun sanıyorum şimdi. Çok geniş bir alanda etkiledi yangın. Dünkü yayınımızda aktarmıştın yangın söndürme çalışmalarını. Son duruma ilişkin bilgileri alalım senden. Coşkun Özen, Rodos'taki yangın 10. gününde. Umuyoruz ki bugün sizlere sevindirici haberler verebileceğiz. Çünkü tek bir bölgede, Vati bölgesinde devam ettiğini belirtiyor yetkililer yangının ve oranın da söndürme, kontrol altına alma çalışmaları için büyük bir gayret gösteriyorlar. Şu anda adanın güneybatısındaki Lardo Catavias yolu üzerinde dünya güzeli bir Glistra plajındayız. Ama bu plajdan geriye sadece simsiyah
küller kalmış durumda. Bakın plajdaki şemsiyeler, şezlonglar tamamen yanmış vaziyette ve plajdan içeri kumların üzerinden yürüyen zemin de tamamen yanmış. Belli ki yerden biraz yüksekçe yapılan bu dinlenme tesisi de çevrede gözetilerek yapılmış ama onu kaplayan zemine konulan o ahşap materyaller de tamamen yanmış kül olmuş. Hala tütüyor buradaki yangın. Tabaklar, çanaklar, bardaklar, bugünlerde cıvıl cıvıl olması beklenen günlerden geri kalan şeyler, ağaçlar, buradaki çiçekler tamamen yanmış durumda ve küle dönmüş durumda. Adadaki yangınlardan sonra birçok plaj bu durumda, özellikle güneybatı sahillerinde, çünkü adada tam göbeğinde çıkan bir yangındı bu. Çok şükür ki şu anda çok küçük bir alanda devam ediyor ve bugün de iklim şartları yangının söndürülmesi bakımından son derece elverişli görünüyor. Dileriz bugün 180 bin dönümlük bir alanın, bir ormanlık alanın yok olduğu yangın kontrol altına alınır. Evet, bulunduğun nokta yangının izlerini gerçekten gözlerimizin önüne serdi. Duygu Tuncer Rodos'taki yangınla ilgili son gelişmeleri tam da yerinden aktardı bize. Şimdi Yunanistan'a gidelim. Gümülcine'ye Necat Ahmet'le konuşacağız. Yunanistan'da son 13 günde 600'den fazla yangın çıktı sevgili seyirciler. İşte Rodos'ta olağanüstü hal ilan edildi. Volos ve Lamia kentlerinde çıkan yangınlarda kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerleri için tahliye emri verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşına gönderdiği mesajda yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu. İşte tüm bu gelişmelerin Yunanistan'daki yankılarını da Necat Ahmet aktaracak bize. Tabii hükümet yangınlarla bir yandan mücadele ediyor, bir yandan da tepkiler var, protestolar var. Tabii hükümetin gereken önlemleri alamadığı konusunda Türkiye yardım elini uzattı. İki yangın söndürme uçağımız, bir helikopterimiz bölgede. Neler aktaracaksın, senden alalım Yunanistan'daki yankılarını, devam eden orman yangınlarını. Evet, kavurucu sıcakların devam ettiği bu günlerde başta Rodos Adası ve Korfu Adası olmak üzere farklı bölgelerde kontrol altına alınamayan yangınlar çıktı. İki günden beri Volos bölgesinde ve Lamia bölgesinde de yine alevlerle savaş veriliyor. O bölgede, Volos bölgesi fabrikalar, sanayi bölgesine yakın olduğundan dolayı orada deniz boyunda kendi karavanının içinde olan bir kadın yanarak öldü, hayatını yitirdi. Ve yine 41 yaşında bir çobanın da hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce hatırlanacağı üzere Evya, Eribos'ta uçak düştü. İki pilot hayatını kaybetti ve uçağın pilotlarını ararken yine bir kişiye rastlanmıştı. 3 günden beri kayıp olan bir hayvan besicisinin de yine öldüğü bildirildi. Yani can kayıpları çoğalıyor. Parlamento Karisto düşen ölümcül Kanader kazasında hayatını kaybeden talihsiz pilot Christos Moulas'ın doğmamış çocuğunu da evlat edindiğini açıkladı bu arada. Ve bugün de yapılan açıklamada Yunanistan'ın 7 eyaleti için kırmızı alarm verildi. Bazı bölgelerdeki rüzgarlar nedeniyle o bölgelerin daha tehlikeli olduğu bildirildi. Yangınlarda en aktif cepheler Rodos Adası, 3 ayrı bölgede cephede devam ediyor. Eribos'ta Karistos ve Volos ve Lamia bölgesinde yangınlar aynı şekilde devam ediyor. Bugün en önemli yangın cephesi Volos'a bağlı bir yer olan Magnesia, 2 kişinin hayatını kaybettiği yer. Korfu'daki yangın biraz kontrol altına alınmaya başlandı dedi son haberlerde Yunan basını. Ölen 2 pilot için resmi tören yapıldı dün. Törene Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin tüm komuta kademesi de katıldı. Avrupa Birliği bu arada yaptığı açıklamada 12 yangın söndürme uçağını daha satın alacağını söyledi. Bugün aşırı yangın riski kategorisi ilan edilen bölgeler Attika, Yunan, Orta Yunanistan, Mora, Batı Yunanistan, Teselya, Orta Makedonya ve İyon adaları olduğu açıklandı. Sadece Rodos gibi yangın olan yerlerde değil, Yunanistan'ın genelinde büyük operatörlerin satışlarının da iptal edilmeye başlandığı çıktı Yunan basınında. Bunun yanında bir de farklı bir haber daha verelim. Tabii ki Miçotakis'e hem destek var hem de ana muhalefetten karşı baskı var. Gerekli önlemlerin alınmadığı, savaş uçaklarına verilen paralarla birçok Kanader yangın söndürme uçağının alınabileceği protestoları devam ediyor. Onun haricinde Voridis, Yunan Devlet Bakanı Makis Voridis de Rodos'taki yangınları Türk ajanları çıkartmış olabileceğini söyledi katıldığı bir programda. 11. gününe basan Rodos Adası'ndaki yangınlar hakkında görüş bildiren Voridis, yabancı bir gücün
muhtemelen Türkiye'nin kundaklama olasılığının olduğu ve EİB'in mikroskobu altına alınması gerektiğini ileri sürdü. Aynı zamanda sosyal medyada Türkiye'nin gönderdiği yangın söndürme uçaklarının Rodos Adası üzerinde uçarken paylaşılan görüntüleriyle ilgili Türkler adanın her tarafını çekim yapmak için bu uçakları yolladılar. Yorumları da yine Yunan basınında yer alan haberlerde, yorumlarda diyoruz Coşkun Bey ve yeniden sözü size bırakıyoruz. Necat Ahmet'ten aldık bilgileri. Yunanistan yangınlarıyla ilgili son durum tabii sadece Yunanistan değil. Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kemer'deki yangın 4. gününde sevgili seyirciler, muhabir arkadaşımız Onur Altan yerinde takip ediyor yangın söndürme çalışmalarını. Dönelim biz de o noktaya, Antalya Kemer'e. Onur Altan, son durum nedir? Senden alalım ayrıntıları. Evet, 64. saatin içerisindeyiz aslında, bu yangın devam ediyor. Henüz de kontrol altına alınabilmiş olmamakla birlikte bir yandan da yangının etrafının sarıldığını söyleyelim, çevrildiğini söyleyelim. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun bir mücadele sarf ediyor. Hem karadan hem de havadan bu mücadele devam ediyor. Yangın genel itibariyle sarp ve engebeli bir arazide devam ediyor. Yangın şu an için derin bir vadinin içerisinde kuşatılmış durumda, ancak o noktaya karadan ulaşımsa oldukça güç şartlarda yapılıyor. Havadan bir müdahale genel itibariyle söz konusu. Havadan da toplamda 29 helikopter, 10 uçak müdahalede bulunuyor. Tabii bu yangının kontrol altına alınması çok zor. Onun da tek bir nedeni var. Sarp ve engebeli bir arazide devam ediyor. Burası bir milli park. Milli park içerisinde olması nedeniyle de genel itibariyle karayolu ve orman yolu ne yazık ki bulunmuyor. Yangının çevre olmuş olduğu, gerçekleşmiş olduğu noktalarda yeni yol hatları açılarak ulaşılabiliyor. Karadan zorlu bir mücadele söz konusu. Onun da en büyük nedeni de tabii yangının sarp ve engebeli bir arazide, vadi içerisinde olmasından kaynaklanıyor. Şu anda da yangın aslında batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ediyor. Ancak tüm zorluklara rağmen yoğun çalışmalar sonucu yangının etrafının çevrildiği bilgisini paylaşalım. Yangının yayılma eğilimi bulunmuyor. Etrafı dört bir noktadan çevrilmiş durumda. O vadi içerisinde ise yangın devam ediyor. 400 hektarlık, ortalama 400 hektarlık bir alanda bu yangın etkili oldu. Yangının da az önce de ifade ettiğim gibi belli noktalara, yeni noktalara yayılma riski bulunmuyor. Ancak az önce de söylemiş olduğum gibi 10 uçak, 29 helikopter, 80 aracöz ve iş makinesiyle birlikte 654 personel bu yangının söndürülmesi için, evet, kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Yangında hava unsurları çok büyük bir önem arz ediyor. Zira az önce de ifade ettiğim gibi sarp ve derin bir vadide bu yangın devam ediyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Bu yangının en büyük nedeni, en büyük dezavantajlarından birisi aslında nem oranının düşük boyutta olması, rüzgarın da zaman zaman şiddetini arttırması. Kolaylaştırıcı tek bir unsur var. O da yangının gerçekleşmiş olduğu yerin yanı başında denizin bulunması. Denizden helikopterler ve uçaklar suyu alarak kısa sürede git gel yaparak sortileriyle yangının devam etmiş olduğu, alevlerin yükselmiş olduğu noktalara sularını bırakıyorlar diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım. Onur Altan'dan aldık bilgileri. Antalya Kemer'de devam eden orman yangını ve mücadeleye ilişkin ayrıntıları paylaştı bizimle. Evet sevgili seyirciler, Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. İzmir'de 43,2 ile son 85 yılın en sıcak günü yaşandı dün. Aydın ve Manisa'da da termometreler rekor sıcaklık seviyelerine yaklaştı. Yurdun batısı kavruldu. Meteoroloji verilerine göre Ege bölgesi genelinde hava sıcaklıkları 26 Temmuz Çarşamba günü saat 15.10 itibarıyla Aydın'da 43,5, İzmir'de 43,2, Manisa'da 41,6 santigrat derece olarak ölçüldü. İlerleyen saatlerde bu sıcaklıklar bazı yerlerde 45 dereceyi buldu. Verilere göre İzmir'de sıcaklık 85 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İzmir'de bundan önce en yüksek sıcaklık 12 Ağustos 2002 tarihinde 43 derece olarak kayıtlara geçmişti. Rekor sıcaklık uyarısının yapıldığı Manisa'da kamu kurumlarında hamile ve engellilerle kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayıldı. Bugün zaten yılın en sıcak günü diyorlar Ege'de ve Akdeniz'de. O yüzden dışarıda işim vardı, çıktım ama kendimi buraya attım serinlemek için. Burası da çok serin değil aslında ama idare etmeye çalışıyoruz. Aydın'da günlerdir rekor değerlere yaklaşan sıcaklıkların etkisinde Ege illerinin geleneklerinden lokma ikramı yaz sıcağında yerini dondurmaya bıraktı. Babamızın hayrı olan 40. gününe müteakiben
dondurma hayır yaparım dedik. Aydın'ın sıcaklığı biliyorsunuz malum 40-42 derece olduğu için. Yurdun güneyinde de sıcak bunaltmaya devam etti. Meteorolojinin verilerine göre Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası ay sonuna kadar etkisini sürdürecek. Turizmin başkenti Antalya'da termometreler 45 dereceyi gösteriyor. Bazı tatilciler ise sıcaklıktan şikayetçi değil. Tatilimiz çok güzel geçiyor. Ankara'dan geldik. Havalar yurdun hemen hemen sahil kısımlarının tamamında çok sıcak. Oldukça güzel. Sıcak da olsa tatil tadını çıkarmaya çalışıyoruz. İstanbul'daki Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2023'e ikinci gününde de yoğun ilgi vardı. Fuarda ikili görüşmeler ve protokoller yapıldı. Türkiye ile Tacikistan arasında askeri mali işbirliği anlaşması imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 16.sı düzenlenen fuara hem ziyaretçi hem firma olarak rekor katılım olduğunu söyledi. Tabii çok memnun oluyoruz bu gelişme aynı zamanda işte Cumhurbaşkanımızın verdiği ivmeyle bu bütün ülke olarak savunma sanayine gösterilen ilginin de bir göstergesi oluyor aynı zamanda. Bundan da çok memnunuz. Protokoller hazırlandı, anlaşmalar yapıldı. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2023'te ikinci gün yoğun katılım ve görüşme trafiği ile geçti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, fuar kapsamında Tacikistanlı mevkidaşı Orgeneral Şerali Mirzo ile masaya oturdu. İki ülke arasında askeri mali işbirliği anlaşması ve nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı. Bakan Güler, İstanbul'da 16.sı düzenlenen fuarda hem ziyaretçi hem firma katılımının rekor düzeyde olduğunu söyledi. Müthiş bir ilgi var. Bundan da büyük bir memnuniyet, gurur duyuyoruz. İşte bildiğiniz gibi 16.sını bu sene düzenledik. Ve 15'lerin içinde de rekor bu sene her konuda hem ziyaretçide hem yabancı heyette hem yabancı firmada hem yerli firmalarımızda. Yerli ve milli imkanlarla Türk savunma sanayine dev katkılar sunan firmalar da ihracat hedeflerini artırdı. Çok muhteşem bir ilgi var. Özellikle uluslararası pazardan hem Roketsan ürünü hem Türk savunma sanayi ürünlerine çok büyük bir ilgi var. Roketsan tabii ihracatı arttıkça, müşteri potansiyeli arttıkça, yeni müşterilerin inancı ve güveni arttıkça pazarı çok daha büyük bir noktaya taşıma konusunda azmi ve motivasyonu da artıyor. Roketsan olarak bizler geçtiğimiz yıl %35'e yakın bir ihracat oranı yakaladık. Hedefimiz bu yıl içerisinde veya en geç önümüzdeki yıl içerisinde bunu %50'nin üzerine taşımak, 500 milyon dolarlar seviyesinde bir ihracat rakamını sadece Roketsan olarak yakalayabilmek. Bunun için de var gücümüze gayret gösteriyoruz. Evet, İDEF 2023 Savunma Fuarı 3. gününde dünyanın en iyileri arasında yer alıyor fuar. O noktaya gidelim biz de şimdi İstanbul'a. Muhabir arkadaşımız Aslan Karslı karşımızda 3. günden izlenimlerle. Evet, 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı 3. gününde dedik 1500'e yakın firma yine kendi ürünlerini sergiliyor bu fuarda. Yerli ve yabancı firmalar yer alıyor. Bizler şu anda Havelsan'ın standının olduğu noktadayız. Havelsan'ın da göz bebeği ürünleri burada sergileniyor. En dikkat çekici ürün Çaka'yı ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Kamikaze insansız deniz aracı aslında bu. Dalış yapabiliyor olması oldukça önemli. Çok sayıda gemiye entegre edilebiliyor. Denizaltına entegre edilebilir şekilde tasarlandı. Su üzerindeyken de görev esnasında ani dalış yapabilme yeteneğine sahip. Bu sebeple de savaş gemisi veya denizaltı saldırılarından kolaylıkla kaçabiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde ateşten kaçabiliyor. Hemen ilerleyelim. Yine burada dediğimiz gibi aslında göz bebeği ürünler sergileniyor. Yüzlerce, binlerce ürün var aslında ama yine yerli ve yabancıların oldukça ilgisini çeken ürünlerden birkaçını ekranlarınıza getirmek istiyorum. Şu anda burada bir yazılımı görüyoruz. Daha önce Amerika'dan kullanılan, Amerika menşeli bir yazılım kullanılıyordu boğazları takip etmek için. Ancak Havelsan'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği bu yazılım sayesinde, Matra VTS yazılımı sayesinde şu anda boğazlarda kuş uçurtulmuyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de bu yazılımı şu anda kullanıyor. Çanakkale ve İstanbul boğazlarında ne olup bittiği, hangi gemilerin geçtiği, hangi gemilerin uzun süre beklediği bu yazılımla takip ediliyor. Dediğimiz gibi
Yine İDEF'in ilk gününde hemen üst tarafta kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Baha'nın ihracatı gerçekleşti. Afrika ülkelerinden bazılarına ihracatı gerçekleşti. Bu insansız hava aracı 6 Şubat depremlerinde de görev yapmıştı arama kurtarma faaliyetlerinde. Bu da Havelsan'ın yine yerli ve milli imkanlarla ürettiği bir ürün. Hemen altında Kapkan'ı ekranlarınıza getirmek istiyorum. Kapkan'da yine Meskun Mahal'de kullanılan insansız otonom bir araç aslında. Meskun Mahal operasyonlarında yüksek manevra kabiliyeti sayesinde oldukça başarı elde ediliyor. Yine üzerinde de silah entegre edilmiş durumda. Hemen sağ tarafına geçelim. Kapkan'ın aslında bir üst modeli diyebileceğimiz, daha geliştirilmiş modeli diyebileceğimiz bir Barkan var. Bu da hafif sınıf insansız kara aracı aslında. Manevra kabiliyeti daha da yüksek, boyutu küçük olduğu için. TSK envanterine de girmiş durumda. Tabii bu araçlar aslında terörle mücadelede oldukça aktif rol alıyor. Yine o sahalarda deneniyor. İhtiyaca binaen yine güncellemeler getirilerek son halini aldı ve TSK'nın envanterine girdi. Üzerinde de 30 milimetrelik bir silah sistemi olduğunu söyleyelim. Dediğimiz gibi bizler şu anda Havelsan'ın standındayız. Oldukça fazla firma var burada. Hem yerli hem yabancı firma var. Ancak şu ekranlarınıza getirmeye çalıştığımız göz bebeği ürünler Havelsan'ın ürünleriydi. Türkiye geleceğin savaş teknolojisine, savunma sanayi teknolojisine yatırım yapmaya çalışıyor. Yatırım yapıyor ve adından da söz ettiriyor. Bu sebeple de bu fuarda da yerli ve yabancı katılımcıların da ilgisinin yoğun olduğunu söyleyelim ve sözü merkeze bırakalım. Aslan Kast'tan aldık. İşte Türkiye'nin gurur projeleri, savunma sanayi, yerli milli ürünlerimiz. İDEF 2023 savunma fuarında görücüye çıkıyorlar sevgili seyirciler. Tabii önemli anlaşmalara da imza atılıyor. Onlardan biri Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalandı. Fuar kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ arasında SU-25 modernizasyon işbirliği protokolü imzalandı. Bakü'ye gidelim şimdi. Fatih Avanos da bizimle paylaşacak bu anlaşmanın ayrıntılarını, detaylarını. Coşkun Özen, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı tabii büyük ilgi görüyor ve diğer taraftan dost, kardeş, müttefik ülkelerle de önemli sözleşmeler imzalanıyor. Bir süredir Azerbaycan ordusunun Türk ordusu modeline geçişi için çalışmalar yürütülüyordu. Bu kapsamda işbirlikleri arttırılmıştı. İDEF 2023 fuarında da bir sözleşmeyle iki ülke yine işbirliğini derinleştirecek. Neydi bu sözleşme? Türkiye ile Azerbaycan arasında özellikle Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanlığı'nda şahitliğinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri ile Türk Uzay ve yine Uzay Sanayi arasında, TUSAŞ arasında ana yüklenicinin de yürütecek bir şekilde bir imza yapıldı, bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında Azerbaycan'ın Su-25 savaş uçakları, onların modernizasyonu, onların güdümlü mühimmat silah sistemlerinin entegrasyonu ile avionik modernizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi bu noktadan sonra TUSAŞ'ın eliyle devam edecek. Türk mühendisler Azerbaycan'ın muharip uçaklarını aslında artık elden geçireceğini ifade edebiliriz. Önemli bir proje. Daha önce hatırlarsınız yine akıllı mühimmatlarla, kitlerle, güdümlü füzelerle Azerbaycan savaş uçakları dediğimiz gibi daha akıllı, daha isabetli atış yapacak noktaya getirilmişti. Türk mühendislerin geliştirdiği, Roketsan'ın geliştirdiği ürünlerle. Şimdi artık o Su-25'lerin de modernizasyonu gerçekleşecek. Kanatlı güdüm kiti entegrasyonu daha önce gerçekleştirilmişti Azerbaycan savaş uçaklarına. Bugün imzalanan Su-25 yine bu modernizasyon sözleşmesiyle birlikte uçaklarında yine dediğimiz gibi aviyonik modernizasyon faaliyetleri Türk mühendisleri tarafından yürütülecek. İDEF 2023 fuarının 3. gününde, yani bugün yine önemli bir anlaşma bekliyoruz. Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı ve TUSAŞ arasında gerçekleşecek bu anlaşma. Profesör Doktor Haluk Görgün'ün de katılımıyla Milli Muharip Uçak Geliştirme İşbirliği imza töreni gerçekleşecek. Azerbaycan'da milli muharip uçağımızın geliştirilmesinde yer alan ülkeler arasında olacak.
Töreni Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Vugar Mustafayev ve Bakan Danışmanı Beyali Aliyev, TUSAŞ'tan da Temel Kotil ile Profesör Doktor yine Uğur Zengin katılacak. Azerbaycan Hava Kuvvetleri Rus menşeli MiG-29 muharip uçaklarından oluşuyordu ve bir süredir Azerbaycan Pakistan-Çin ortak yapımı JF-17 Thunder uçakları ile ilgileniyordu. Bu sözleşmeyle de aslında Azerbaycan yönünü artık Türkiye'nin de geliştirmiş olduğu milli muharip uçağına kaydırmış durumda. Bu iki önemli aslında sözleşmeyle, imza törenleriyle de Türkiye ve Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri arasında işbirliği, savunma sanayi alanında ortak yürüttüğü projelerde gelişmiş olacak Coşkun Özen. Bir diğer önemli konu dün akşam saatlerinde yaşandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi'yle bir araya geldi. Burada Bakü'nün daha önce hatırlarsanız gerek dosya haberlerimizde yayınlarımızda ifade etmiştik. Hindistan'dan Ermenistan'a yönelik silah satışları, silah tedariği vardı. Geçtiğimiz günlerde de bu silahların İran üzerinden Ermenistan'a taşındığına dair Azerbaycan'ın savunma kaynaklı sosyal medya hesaplarında yer almıştı görüntüler. İşte bu rahatsızlığı da ifade etmek için Hikmet Hacıyev, Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi Sritharan Madhusatnan'la görüştü. Dün bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmede Azerbaycan Ermenistan'la barış anlaşması müzakereleri yürüttüğü bir dönemde bu Hindistan'ın bu ülkeye silah tedariğinin aslında barış görüşmelerine de darbe vurduğu ifade edildi. Rahatsızlık iletildi. Büyükelçiye Azerbaycan'ın endişelerini Delhi yönetimine iletmesi istendi. Azerbaycan basınında da Hindistan'dan gelen askeri kargoların dediğimiz gibi İran üzerinden Ermenistan'a sevkiyatına ilişkin görüntüler epeyce yer almıştı. Bu rahatsızlık da Bakü yönetimi tarafından Yeni Delhi yönetimine iletilmiş oldu Coşkun Özen. Fatih Avanos'tan aldık bilgileri. Azerbaycan gündeminden başlıklar böyleydi. Dünya gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii dünyanın gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte tahıl anlaşmasının belirsizliği de var sevgili seyirciler. İşte NATO-Ukrayna Konseyi toplandı. O toplantıda da Türkiye'nin çabalarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Tahıl anlaşmasının yeniden işlerlik kazanması yönünde Türkiye'nin çabaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'le bu konuyu görüşmesi de bekleniyor. Tabii Avrupa Birliği Tarım Bakanları da toplandılar dün. Onların da gündeminde tahıl anlaşması vardı. Şimdi dönelim Brüksel'e, Belçika temsilcimiz Mustafa Seçen'e. Şimdi tahıl anlaşması önemli. Dünya gıda güvenliği açısından görüyoruz işte. Anlaşma askıya alındı, durduruldu. Gıda fiyatları, tahıl fiyatları buğday başta olmak üzere dünyada sıçradı. Anlaşmanın yeniden işlerlik kazanması için çabalar var. Biraz hem NATO hem Avrupa Birliği bu konuda neler düşünüyor? Ne gibi görüşler var? Senden değerlendirme alalım. Coşkun Özen, tabii Batı'nın gözü bir anlamda tahıl koridoruna çevrilmiş durumda. Zira siz de bahsettiniz. Hakikaten bu anlamda dünya bir tahıl krizine doğru sürüklenirken Türkiye'nin çabalarıyla birlikte tahıl anlaşması yapılmıştı. Ve bunun tekrar işlerli kazanabilmesi açısından tabii bir yandan da çalışmalar devam ediyor. Ve hem NATO'dan hem Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalarda önce Türkiye'nin çabalarına bir teşekkür mesajıyla birlikte tekrar bu tahıl koridoruna dönülmesi hususunda tabii liderlerden açıklamalar var. Dün önemli bir toplantı vardı. NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı dün Brüksel'de gerçekleştirildi. Hatırlatmak gerekirse birkaç hafta önceki Vilnius NATO Liderler Zirvesi'nde ilk kez NATO-Ukrayna Konsey anlamında bir toplantıya ev sahipliği yapmıştı ve bunun devamı niteliğindeki o toplantı dün burada NATO karargahında yapıldı ve toplantıya Ukrayna Başbakan Yardımcısının Kubrakov'un katıldığını söyleyebiliriz. Yine Ukraynalı askeri yetkililer de katıldı toplantıya. NATO Genel Sekreter Yardımcısı da ev sahipliği yaptı. Toplantı sonrasında gelen şöyle bir açıklama vardı. Rusya'nın anlaşmadan çekilme kararıyla Ukrayna'nın tahıl ihracatını durdurma girişimleri, Ukrayna'daki liman kentleri ve tahıl depolarına saldırıların müttefikler ve Ukrayna tarafından kınandığı bildirildi ve Rusya'nın Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesindeki yeni uyarı alanının yanlış hesaplamalar ve gerginliğin artması riski ortaya çıkardığı belirtildi yine açıklamada. Yine NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in
Stoltenberg tarafından yapılan açıklamada şu detaylar da vardı. Karadeniz'deki tehlikeli ve gerginliği artırıcı eylemlerin tam sorumluluğu Rusya'dadır denilerek bir anlamda tabii bu sorumluluk, bu krizin baş aktörü olarak Rusya görüldü ve Rusya açlığı silah olarak kullanmayı ve dünyadaki en zor durumdaki insanları gıda istikrarsızlığıyla tehdit etmeyi kesmelidir denildi ve Rusya'nın eylemleri aynı zamanda NATO için stratejik öneme sahip Karadeniz bölgesinde istikrara ciddi tehlike oluşturmaktadır. Müttefikler Ukrayna'ya desteğin ve ihtiyat durumumuzu artırmaktadır. İttifak toplantılarının her santimetresini İttifak topraklarının her santimetresini herhangi bir saldırıdan korumaya yönelik hazırlığımız sürmektedir denildi. Yine uzun bir değerlendirme vardı açıklamada. Detaylarına baktığımızda müttefikler Türkiye'nin tahıl anlaşmasını canlandırmak için süren çabalarını ayrıca Bulgaristan ve Romanya dahil olmak üzere diğer müttefiklerin ve Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler'in Ukrayna tahılının karadan ve denizden ihracatına yönelik çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır ifadesi de yer aldı. Yani bir anlamda tabii burada yine Türkiye'ye bir teşekkür söz konusuydu dünkü NATO-Ukrayna Konseyi toplantısında. Yine toplantının detaylarına baktığımızda NATO ve müttefiklerin deniz devriye uçakları ve insansız hava araçlarıyla Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarını artırdığına da dikkat çekildi. Yani toparlama yapmak gerekirse ikinci toplantısının NATO-Ukrayna Konseyi tabi burada Brüksel'de karargahta gerçekleştirmişti ve şüphesiz ana gündem maddesi tekrar tahıl anlaşmasına dönülmesiydi ve bu anlamda Türkiye'nin çabalarının da memnuniyetle karşılandığını ifade edebiliriz Coşkun Hocam. Evet, Brüksel'den aldık. Belçika temsilcimiz Mustafa Seçen değerlendirdi. Tahıl anlaşması sona erdi. Sonrasında yaşanan gelişmeler, işte AB, NATO devrede Türkiye'nin çabalarından memnunlar ama ortada hala bir belirsizlik var. Karadeniz'de de gerilim her geçen gün artıyor. Son 9 günde düzenlenen hava saldırılarında 26 Ukrayna liman altyapı tesisi ve 5 sivil gemisi Rus saldırıları sonucu hasar gördü. Sevgili seyirciler, şimdi Moskova'ya gidelim. Uğur Keleş'ten alalım yaşanan gelişmelerin Rusya'daki yankılarını ve son durumu. Coşkun, Rusya'nın yine gündemi yoğun. İstersen dünkü gelişmelerden başlayalım. Moldova ile olan ilgili gelişmelerden başlayalım. Moldova dün Rusya Büyükelçiliği'nde çalışan 22 diplomat, 23 teknik personel olmak üzere 45 kişi istenmeyen kişi ilan etti. Ve Rusya'nın Moldova Büyükelçiliği'nde sadece 10 diplomat, 15 personel kalmasını istedi. Moskova buna tepki verdi tabii. Kremlin sözcüsü Peskov, Moldova bunu bilinçli yapıyor. Rusya karşıtı bir politika var. Bunun devamı olarak böyle bir şey yaptı dedi. Ama Moldova yönetiminin bu hareketinin halk arasında destek bulmadığını söyledi Dmitri Peskov. Cevap vereceğiz dedi. Buna aynı şekilde cevap vereceğiz dedi. Rusya Dışişleri Bakanı da bir açıklama yaptı. Ve Moldova'nın Rus diplomatlara yönelttiği casusluk iddialarının yersiz olduğunu söyledi. Bunları reddetti. Aynı şekilde cevap vereceğiz. Cevabımız gecikmeyecek dedi Rusya Dışişleri Bakanlığı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Kuzey Kore ziyareti devam ediyor. Savunma Bakanı ile görüşmüştü. Bugün de Kuzey Kore lideriyle bir araya geldi. Shoigu burada Kuzey Kore'nin kurtuluş yıl dönümü, 70. yıl dönümü sebebiyle yapılacak askeri geçit törenine katılacak. Kuzey Kore Savunma Bakanı şöyle bir şey söyledi. İki ülke arasındaki işbirliği çok önemli. Özellikle Rus ve Kuzey Kore orduları ABD'nin soyguncu politikalarına karşı kararlı bir şekilde direnmeli dedi. Shoigu'nun Kuzey Kore'deki temasları devam ediyor. Pek bir detay yok. Biz de elimizden geldiği kadar bunu izlemeye çalışıyoruz ama önemli bir gelişme, önemli bir ziyaret. Bu arada cepheye dönecek olursak dün gece Ukrayna'nın hemen her tarafında hava saldırısı alarmları vardı. Bahmut'ta çatışmalar devam ediyor. Bahmut hatırlayacaksınız 240 küsür gün içerisinde Rusya ele geçirmişti, ele almıştı. Şimdi Ukrayna ordusu saldırıyor. Burada cephede durumun biraz gergin olduğu, Rusya tarafında zor olduğu haberleri de geliyor. Rusya'da orduya alımlarda yaş aralığı genişletildi. 18-30 yaş arası insanlar artık orduya alınabilecek. Eskiden 27 yaşınıza geldiğinizde askerlikten muaf oluyordunuz. Artık 30 yaşına kadar insanlar askere alınabilecekler. Bu da Rus ordusuna büyük bir insan kapasitesi sağlıyor. Rus vekillere de Savunma Bakanlığı'ndan izin almadan cepheye gitmemeleri konusunda uyarı yapıldı. Bugün en önemli gelişmesi de St. Petersburg'da. İkincisi yapılıyor bu yıl. Rusya-Afrika zirvesi. Rusya Sovyetler döneminde
terk ettiği, güçsüz kaldığı Afrika'ya tekrar güçlü bir oyuncu olarak dönmek istiyor. Bu yüzden Afrika ülkelerini topladı. 49 Afrika ülkesinden heyetler katılıyor. Bunların 17'si üst düzeyde temsil ediliyor. St. Petersburg yapılan bu zirvede. Rusya Afrika ülkelerine tahıl vaat ediyor. Afrika ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil dünyanın önemli organizasyonlarında yer almaları, seslerin duyulmaları konusunda yardımcı olacağını söylüyor. Enerji alanında işbirliği vaat ediyor. Rusya burada kapatmış olduğu, Sovyetler döneminden sonra kapatmış olduğu büyükelçileri tekrardan açmak istiyor. Putin konuştu az önce ve bazı Afrika ülkelerine 25-50 bin ton buğdayın ücretsiz bir şekilde, ücretsiz bir transferle ulaştırılacağını, sevk edileceğini, kısa bir zaman içerisinde bunun yollanacağını söyledi. Afrika ile enerji alanında işbirliği yapmak istiyor. Bir başka detay da Yevgeni Prigojin, Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin de bu Afrika zirvesindeydi. Orta Afrika Cumhuriyeti devlet başkanıyla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi. Bu zirve sonunda birçok anlaşmanın imzalanacağı ve bir deklarasyon yayınlanacağı bildiriliyor. Zirve devam ediyor. Bugün Putin'in bu zirve çerçevesinde ülke liderleriyle ikili görüşmeleri var. Coşkun. Uğur Keleş'ten aldık bilgileri. Rusya cephesinden son notları bizimle paylaştı. Dünyanın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Son canlı yayın noktamız Özbekistan olacak. Özbekistan gündeminden başlıkları bize Şahrukbek Alimov aktaracak. Bir başlık benim dikkatimi çekti. Ben şimdilik Özbekistan uçuyor diyeyim. Kalanını bize Şahrukbek Alimov aktarsın. Taşkent'ten nedir Özbekistan gündeminde öne çıkan başlıklar bugün? Evet Coşkun Özen, Özbekistan'da bu hava yolları şirketlerinin faaliyeti son derece verimli geçiyor. Son 6 ayda yani 2023 yılının ilk yarısında Özbekistan'da birkaç hava yolları şirketleri açıldı, faaliyete başladı. Bunlar hem devlet olmak üzere hem özel şirketler olduğunu da kaydetmek gerekiyor. Bu 2023 yılının ilk yarısında 8 hava yolu şirketi faaliyete başladığını söylemek mümkün. Şu ana kadar sadece devlete ait olan Özbekistan Hava Yolları şirketi mevcuttu. Ama artık yapılan çalışmalar ve hukuki destek üzerinden Özbekistan'da yatırımcıların teşvikleriyle birlikte 7 hava yolu şirketi daha açıldı ve toplam 8 hava yolu şirketi oldu. Şu ana kadar 2023 yılının 6 ayında 17 yeni uçak satın alındı Özbekistan için ve iç hatlarda daha çok yoğunluk verilerek haftada 93 tarifeli uçuşların gerçekleştirildiğini söylemek mümkün. Dediğimiz gibi iş turizmi geliştirmek, hem ülkeye gelen turistlerin taşımacılığını sağlamak, hem bölgeler arası iletişimi daha aktif hale getirmek için bu çalışmalar sürdürülüyor. İç hatlarda daha yoğun uçakların görmek mümkün. Aynı şekilde yurt dışına da birçok ülkeye, Türkiye'ye ve diğer turizmin gelişmiş ülkelerine uçuşlar gerçekleştiriliyor. Özbekistan özel hava yolları şirketleri tarafından önümüzdeki dönemlerde Özbekistan'a gelmek ve Özbekistan'da seyahat etmek daha kolay hale geleceğini de söylemek mümkün. Öte yandan Özbekistan Dışişleri Bakanlığı yılın 6 ayına ilişkin raporunu açıkladı ve Özbekistan vatandaşlarına sağlanan destekler konusunda bilgileri verdi. 2023 yılının ilk yarısında yurt dışında zor durumda kalan 523 kişi, yani 523 Özbekistan vatandaşı ülkesine tahliye edildi ve gerekli destekler sağlandı. 6 ayda Dışişleri Bakanlığı tarafından 107 bin kişiye konsolosluk hizmeti sunuldu. 3 bine yakın vatandaşın istihdamına ilişkin hukuki destek sağlandı. 10 binden fazla vatandaşına da yurt dışında yaşayan vatandaşlara maddi destek sağlandı. Yurt dışında pasaportuna el konulan ve çeşitli sebeplerle hastalıklara mağdur kalan ve diğer hukuki destek ihtiyacı olan vatandaşlardan 253 kişi yine Özbekistan'a getirildi. Geçici pasaport düzenlenerek ülkeye getirildi. İşverenler tarafından pasaportuna el konulan 133 kişiye de aynı şekilde destek verilerek büyükelçilikler ve Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkesine getirildi. Yine hava durumuna ilişkin bir haber var. Özbekistan'ın 7 bölgesinde önümüzdeki 2 gün içerisinde sel etkisi olabileceğine ilişkin uyarı açıklandı. Taşkent, Namangan, Fergana, Andijan, Cizre, Kaşkadarya, Surhandarya vilayetlerinin dağlı bölgelerinde sel etkisi olabileceğine ilişkin tahminler var ve bu konuda uyarı bildirildi. Dağlı bölgelerde yaşayan sakinler ve tatil için oralara giden vatandaşlar daha dikkatli davranmaları için uyarı yapıldı diyerek sözü size bırakalım.
Evet, kardeş Özbekistan'da gündemde öne çıkan başlıklar böyleydi. Şahrukbek Alimov Taşkent'ten paylaştı bizimle. Bugün son haberimiz Türkiye-Güney Kore ilişkileri üzerine. Sevgili seyirciler, Kore Savaşı biteli bugün tam 70 yıl oldu. Savaş hem bölgenin ve uluslararası sistemin dengelerini değiştirdi hem de Türkiye ve Güney Kore arasındaki güçlü ilişkilerin temelini attı. Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Kore Savaşı'nda iki ülke arasında kurulan bağ TRT'ye değerlendirdi. Kore Savaşı biteli tam 70 yıl oldu. Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, savaşın yıl dönümünde TRT Haber'e konuştu. Kore Savaşı'ndan sonra Güney Kore dünyanın en fakir ülkesi haline gelmişti. Ama biz demokrasi ve özgürlüğü koruyabildiğimiz için bugün dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline geldik. Güney Kore ve Kuzey Kore'yi karşılaştırdığımızda demokrasi ve özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'nin Kore Savaşı'nda Güney Kore'nin yanında yer almasıyla iki ülke ilişkilerinin temeli atılmış oldu. Kore gazilerinin gösterdikleri fedakarlık bugünkü Güney Kore'nin var olmasını sağladı. Bu fedakarlığı unutmadık ve sonsuza kadar minnettar olacağız. Özellikle 1951'in Ocak ayındaki Kumyang-Jang-Ni Muharebesi'nde Türk askerlerinin kazandığı başarı bugün başkentimiz Seul'ün korunmasına büyük katkı sağladı. Türkiye, Güney Kore'de sadece askeri varlık göstermedi. Koreliler için Türkiye'nin özel olmasının nedeni kardeşlik bağıdır. Çünkü Türk askerleri Kore Savaşı'nda sadece savaşmadı. Ailesiz kalan çocuklara bir yetimhane, okul kurarak onlara sahip çıktı. Türk askerinin göstermiş oldukları kardeşlik, Güney Korelilerin hafızasında çok etkileyici bir iz bıraktı. Büyükelçi Won Ik Lee, 6 Şubat depremlerinde Güney Kore'nin Türkiye ile gösterdiği dayanışmayı hatırlattı. 6 Şubat depremlerinin ardından tüm Güney Kore halkı depremzedelerin yardımına koştu. Türk askerlerinin savaşa katılarak bize yardım ettiği gibi, biz birbirine kara günlerde yardım eden iki kardeş ülke olduğumuzu gösterdik. Avrasya gündeminin sonuna geldik. Bu haberle birlikte yarın aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.